Proje yönetim programlarını göreceğiz. 5 tane birden göstereceğim hem de. Birincisi Slack. Bunların içerisinde hangisi güzel derseniz, open source olduğu için Redmine, güzel bir arayüzü olduğu için, uygulamalarını sevdiğim için Teamwork, ama hepsini görmek zorundasınız maalesef. İsterseniz atlarsınız. Slack, içlerinde hani en toyu kötü değil, güzel. Using Slack diye şöyle bir izleyelim. Bu videoları siz izlersiniz, o yüzden ben hızlı geçeceğim. Welcome to Slack. Hoş geldiniz diyor. Slack is a new kind of messaging for teams, bringing all your communication together in one simple place. Şimdi diyor ki, aslında Slack bir tür böyle nasıl söyleyeyim size, chat sistemi, ekşi sözlük gibi bir şey, ama diğer bütün programlar Dropbox'a, Google Drive, Mailchimp'le vesaire çalışıyor Twitter'la ve her şeyin geçmişini böyle kanallar halinde görmenizi sağlıyor. Çok eskiler IRC chat sistemi vardı, onun gibi diyeyim, ya da ekşi sözlük gibi diyeyim, ama böyle bir ilginç yapısı var. Slack is that team conversations are organized into channels. You can create channels for departments, projects. Her bir departman için sohbet odası oluşturuyorsun. Bu proje nasıl gidiyor? Herkes orada konuşuyor. Dolayısıyla aslında güzel bir sistem. Ama şimdi bunun muadili olan Skype'ın Microsoft'la birlikte zorladığı link var. Skype Professional, Skype Business. Yani ondan daha mantıklı. Çünkü geçmişini herkesi görebiliyorsun. Toptan konuşuyorsunuz. Bu neyi kurtarabiliyor musunuz? Boş boşuna toplantı odasına gitmiyorsun. Slack bu yüzden güzel. Geç. Redmine'a gelelim. Redmine proje yönetim sistemi open source ve farkındaysanız çok da kötü değil. Fiyat kısmına hemen geçin. Burada Slack'in de fiyatına bakmazsak ölürüz. Hemen inelim. Her şey bir arada öyle muhteşem, böyle muhteşem. Hemen görelim ne kadarmış. 6 dolar. Sudan ucuz. Hemen al. Kapış. Ucuz. Ucuz çünkü yaptığı iş sadece sohbet. Ama mesajların içerisinde search yapabiliyorsun, misafir accountları var, işte Google'la falan çalışıyor, şudur budur, güzel, kötü değil yani. Dosya attach diyebiliyorsun projelere ve grup voice ve video call'lar yapıyor. Bak, toplantı ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Boş boşuna toplanmayın, Slack bu işi çözüyor. Redmine'da olay proje yönetimi. Proje yönetimi olduğu için şu videoya bastığınız zaman göreceksiniz. Kaynak yönetimi, aslında biraz light ERP, CRM ve finans bütçe yönetimi. Zaten CRM kısmı var. Helpdesk ile çalışıyor. Helpdesk'in ne olduğunu şöyle göstereceğim size. Çünkü Helpdesk çok cici bir yazılım. Aslında Redmine'in Helpdesk'i bu. Biz kendi Helpdesk'imize bakalım. Şöyle. Helpdesk muhteşem bir teknik destek açma sistemi. Ve size öneririm. Bu kısımdan biraz IT'ciler bakarsa ne olduğunu öğrenirler. Geçtim. Redmine böyle güzel çalışan bir proje yönetimi. Büyük firmalar Redmine kullanıyor. Gantt chart ve mind map'lerinden bu zihin haritaları için kullanıyorlar. Bunu ben bir incelemenizi tavsiye ederim. Bir yana geçelim. Jira. Jira aslında biraz daha videosunu göstereyim, daha rahat anlayacaksınız. Bakın kime benziyor bu? Aslında bir tık belki Trello'ya benziyor ama değil. Şöyle iş akışını çok güzel yönetiyorsunuz. Kim neredeymiş? Ama alışana kadar gözünüz çok yorulacak. Yani ne oluyor? Bunlar nedir diye kafanız karışır. Raporlaması güzel. Herkese hizaya getirip adam eder diyor takımınıza. Geçelim. Bakın işleri takip ediyorsunuz. Raporlama var. Konu açıyorsunuz. Özetle Jira'da olacak şeyi söyleyeyim. Alacaksınız çok renkli, çok kolay anlaşılıyor diye, ondan sonra kenara koyacaksınız. Jira o yüzden her iki fiyatlandırmasını görünce ya bunu alacağıma diye cümleler kuracaksınız. Çünkü bu da 10 dolar adam başı. Zaten buradan yürüdünüz mü buraya çıkıyor. Bu işi yapacağınıza Asana var. Asana böyle hani Teamwork'ün rakibi olacak nadir yazılımlardan, ki ben halen Teamwork aşığıyım. Bunların içerisinde Teamwork 1, diğerleri 2. Use Asana'ya baktığımız zaman Asana aslında güzel. Yine projeleri bu şekilde yönetiyor. Projekler var, proje takibi var. İşte herkes ne olduğunu bilecek falan filan diyor. Bu application'larla güzel çalışıyor. Sol menüsü çok basit. İçine girdiğiniz zaman göreceksiniz. Çok da majör bir yapısı yok. Çok da zor değil. Bunun olayı bütün program, bütün cihazlarla çok iyi senkronize çalışması. Ve geldik. Bütün bu videoyu niye çektik? Teamwork için. Teamwork
gerçekten adam gibi proje yönetebileceğiniz, teknik destek verebileceğiniz ve chat yapabileceğiniz takım ekibiniz içerisinde muhteşem bir entegrasyon yazılım. Proje yönetimine baktığımız zaman, şöyle ben proje yönetimine bakacağım. Proje yönetimine baktığınız zaman şuradan izleyelim. Ben kendi account'uma girmeyeceğim. Çünkü biz kullanıyoruz. Bizdeki görüntü gözükmesin size. Her yerden çalışırsın, git eve diyor. Buraları geçelim. Taskler ekliyorsun, yani görevler ekliyorsun. Şöyle göstereceğim, daha kolay olur. Kullanıcı ekliyorsunuz, kullanıcıların rollerini ayarlıyorsunuz. Administratör mü, yetkili mi, süper, az mı yetkisi var bir şeylere. Onların arasında bağlar kuruyorsunuz, proje izinlerini ayarlıyorsunuz. Bakın detaya bakın. Projelerde neye yetkisi var? Dosyaları güncellemeye mi? Görev ekliyorsunuz, onu bunun projeleri toplantı, tam bir toplantı yönetim programı. Al bunu, koy, o toplantıda köşede uygulayan tip var ya, o bile çalışır. O yüzden de firmaların işine yarayacağına inanıyorum Teamwork'ün. Sadece proje yönetimi değil, bütün bir firmadaki bütün işlerin zaman çizelgesine göre. Bak, yıllık proje planı nasıl gösteriyor. Ve onu tutup buna bağlıyorsun. Bak, bu proje bitmesi için bir zahmet kalkıp şu projeye de yetişmesi lazım. Görüyorsunuz ki aynı anda iki projede çalışmaya çalışan uyanık var. Hemen bunları elimine ediyorsunuz. Birbirinize notlar düşüyorsunuz. Kavga ediyorsunuz. Çok güzel. Hoş tarafı şu. Dur dur dur, kaçırma. Hoş tarafı bu. Bak. iOS ve Android uygulamaları çok hoş. Sürekli birbirine laf koyabiliyorsun. Sen niye bu işi bitirmedin? Sen ne işe yarıyorsun ki falan. Özetlen. Şöyle bir kapatırsak. Sus. Özetle Teamwork, gördüğünüz bu proje management, proje yönetim yazılımları içerisinde bence en iyisi. Ben Enik Tatar, izlediğiniz için teşekkür ederim.